Almanya'nın başkenti Berlin. Son yıllarda Berlin, Londra ve Paris'ten sonra Avrupa'nın en cazip seyahat noktası haline geldi. Ziyaretçi rekorları kıran Berlin'deki yatılı turist sayısı 2013'te 27 milyonu buldu. Keşfetmek, yaşamak ve seyahat etmek için harika bir kent. Mimarlık hocam, mimar olmak istiyorsan Berlin'i görmüş olman gerekiyor. Berlin'deki ortamı seviyorum. Her şey çok canlı, farklı insanlar var ve hepsi çok nazik. Yemekler harika, köreli sosis çok iyi ve bira fiyatları. Herkes buranın çok soğuk olduğunu söyler ama doğru değil. Sanırım doğru zamanı yakaladık. Burası harika. Berlin'i özellikle İngiliz, İtalyan ve Amerikalı turistler seviyor. Her gün kentte ortalama 500 bin turist dolaşıyor. Eski ve güzel şehir planına da zamanla yeni rakipler çıkarıldı. Üstelik de sadece dijital rakipler değil. Amerikalı Sam White ve Alan Long, küçük bir organizatör şirketi olan Nische Berlin'in düzenlediği bir kültür turu yapmaya karar vermiş. Sadece müzeleri gezmek değil, özel bir şey olsun istedik. Kentimiz New York'ta da sanatla ilgiliyiz, tıpkı seyahatlerimizde olduğu gibi. Böylesi bir tur bizim için harika. Berlin'de 440 dolayında galeri bulunuyor. Kültür turu tam da ikilinin ilgi alanlarına göre hazırlanmış. Her turist rehberindeki bilinenleri değil, duydukları küçük ve saklı galerileri keşfediyorlar. Tur boyunca küratör, galeri sahipleri ya da sanatçılar da kısa konuşmalar yapıyorlar. Berlin'e ilk seyahatimiz ve sanatın bu kentin temeli olduğunu düşünüyoruz. Her yerde karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin her yerdeki grafitilerde. Bizim için sanat Berlin'de gördüklerimizde yatıyor. Sanat ve kültür Berlin için çok önemli. Turistler muhtemelen ilk Berlin seyahatlerinde 180 müzeden birini ya da anıtları ziyaret edeceklerdir. Örneğin Müzeler Adası'nı. Kentin değişen tarihi birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor. 2014 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışının 25. yılı kutlanacak. Yıl dönümü birçokları için kenti ziyaret etme sebebi olacak. Elbette ki turistler Berlin'de her zaman sevinçle karşılanmıyor. 2011 yılında bazı semtlerde turistlere karşı kampanya başlatılmıştı. Bu fenomen film yapımcısı Nana Reban tarafından çok yakında vizyona girecek Hoş Geldin, Hoşça Kal belgeselinde ele alındı. Berlin'de olay Roma ve Paris gibi sadece görülebilecek yerler değil. Aksine olay Berlin faktörü. Yani Berlin'deki sorunlu semtlerdeki gündelik yaşam. Ancak bu semtlerde Berlinliler yaşıyor. Bu da turistlerin bu semtlere gündelik yaşamlara girmeye çalışması anlamına geliyor ve böylece gündelik yaşama zarar veriyorlar. Berlin için hazırlanmış gezi rehberlerinde böyle semtlere yapılacak ziyaretlere dair tavsiyeler de yer alıyor. Tenoyes adlı yayın evi bir gezi rehberi daha yayınladı. Daha ziyade bir fotoğraf albümünü andıran rehberde genel bilgilerden çok özel tavsiyeler yer alıyor. İlham vermesi açısından böyle bir kitabın çok iyi olduğunu düşünüyorum ancak olay yerinde akıllı telefon uygulaması daha pratik. Bir kitabın sunamayacağı avantajlara sahip, GPS sayesinde doğru hedefe ulaştırıyor ve sunduğu seçenekler çok daha fazla. Bu nedenle yayın evi dijital uygulamaya geçti. Berlin dahil 21 metropolün yer aldığı Cool Cities adlı uygulamayla Berlin ziyaretçilerini özel yerlere götürmeyi hedefliyor. Ancak tam da bu kulüp ve bar gibi özel yerler bir anda çabucak bir turist toplanma noktasına dönüşebiliyor. Kimileri o zaman bu özel yerlerin bozulduğu görüşünde. Ben durumu bu kadar karamsar görmüyorum. Berlin büyük bir kent ve daha birçok yer var. Bir yerdeki kulüp dolup taşarsa başka bir yerde yenisi açılır. Berlin'de hala keşfedilebilecek yerler var. İki New Yorklu ziyaretçi de seyahatten çok memnun kalmış. Buranın enerjisini seviyoruz. Genç ve taze. Berlin ziyaretçileriyle her ikisini de paylaşıyor.
hem güzel köşelerini hem sorunlu noktalarını.